Sağ ol Devir abi. Güle güle. Pişman oldum muhtar olduğuma. Çay isteyene ikametgah, ikametgah isteyene çay veriyorum her daim. İyisin, iyisin Devir abi. Hadi Deva, benim gitmem lazım. Çabuk ama biraz. Ulvi oğlum, ne istiyorsun? Otur. Ateş almaya mı geldin? He, ateş almaya geldim Deva. Pes ama ateş. Şu kağıdı yakmam lazım. Ulvi, Sevim geliyor. Ya, Zeki abi ne hayvanat adamsın ya. Çabuk komik zannediyorsun kendini. He, Nalet Sultan'ı yapıyorsun. Çok komiksen git, çizgi film seslendir. Adamı gülümetleyin lan. Bak hala gülüyorlar ya. Ulvi, oğlum al. Git dışarıda yak ne yakacaksan. Mahalleyi yakma sakın. Ne yakacağım mahalleyi? Mahalle zaten ıslak Deva. Koskoca adamsın, bilmiyor musun? Hadi görüşürük. Şanslar beyler. Sağ ol abi, sağ ol. Yazboz. Yazboz yok ya. Devir, boş kağıdın var mı? Okey'e yazboz yapacağız. Borç yazdığım bir kağıt var. Bir tarafı dolu. Senin de bir tarafın dolu değil, değil mi bana Firuze konusunda? Konumuz bu olmasın katil. Sen kardeşinin düğünüyle ilgilen. Bir abi olarak. Masadan al. Müsveddi var orada. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, benim bir işim çıktı, gitmem lazım. Ah, hoş geldin Kudüs'ü. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Ne yaptın? İyidir ya, siz ne yaptınız? Aman ne yapalım işte, gelinlik, hazırlık falan, öldük bittik vallahi. Ben babamı düğüne çağırdım. Baba ne yaptın ya? Babaannem duyarsa yıkar düğünü. Ya düğün bu. İkna edemez miyiz? Ay Kudüs'ü, düğün arifesinde hanımannemin deli damarını attırma. Ya ne yapacağım ben Allah Allah? Parada deride kalıyorum ya. Ya koca adamın torununun düğününe çağırmayacak mıyız? Ay vallahi ben karışmam. Ben tanımıyorum sizi. Ne konuşuyorsunuz öyle? Hiç. Hiç işte. Zeynep. Seninle konuşmaya geldim. Bak hiç alışık olmadığım şeyler bunlar. Beni ezmen, o cevair denen dönenceyi sevmen. Abi, lütfen vazgeç bu inadından. Bak zamanla sen de seveceksin cevairi. Ben ilk görüşte aşka inanırım bacım. Bir insan zamanla sevilmez. Görür görmez sevilir. Ben de o cevairi görür görmez huy kaptım. Bak. Şuraya yazıyorum. O it seni üzecek. Al. Al bu kağıdı sakla.
Sonra bakıp bakıp abim dedi dersin. Ver abi ver. Saklayacağım bu kağıdı. Sonra da mutlu olduğumda sana göstereceğim ne kadar yanıldığını anlaman için. Damat gelmiş. Benden sana lüks bir çay yardayım. Demir abi bırak şunları gel. Kurbanın olayım otur abi. Demir abi benim bir derdim var. Başıma tahmin edilemeyecek bir şey geldi abi. Abi ben hani Almanya'ya gittiğimde orada Berrak diye bir kadınla formaliteden bir evlilik yapmıştım ya abi. Abi çok affedersin nasıl söylerim bilmiyorum ama istemeden bir gece yıldız kaydı. Ne? Yani dur. Tek tek kim bilir? Ya şaşırdım. Çocuk nerede? Almanya'da çocuk. Berrak bana göstermeyecekmiş çocuğu. Ama bu er geç ortaya çıkar. Nasıl saklayayım abi? Ne yapayım abi? Ben kendi çocuğumu mahsusçuktan evlat edineyim ben. Siz, dur o zaman Zeynep'e nasıl söylerim? Söylemeyeyim. Söyleyeyim. Ama nasıl söyleyeyim abi? Ben ne yapacağım? Oğlum. Ne demişler? Atın yavrusuna denmez enik, yalan söyleyen her daim enik. Bence söyle. Bu durumlarda sürprizden maraz doğar. Benim kafam lohus oldu abi. Bu durum ortaya çıkarsa Zeynep beni simge haline getirir. Allah korusun kendine yeni sekmeler açar. O bir şey oluyor bana, dur. Neyse Muazzez, gelinlik işini ne yaptınız? Halloldu mu o iş? Yok babacığım, halledemedik ya. Kiralamakla satın almak arasında 300-400 lira var ya. Ama görsen, Zeynep kov gibi oldu o gelinlikle. Ay maşallah, çok yakıştı değil mi? Nasıl ama yanında bir kız vardı, kaz gibi. Ama çok pahalı Kuddus ya. Masraf çok ama bir şekilde halledeceğiz. Çocuklar mutlu olsun ya. Ya baba bey, ben diyorum ki... Biz hiç düğün müğün yapmayak, tamam mı? Kendi aramızda bir nikah yapalım, hatta ben kıyarım. Aa, oldu başka. Hı, Allah Allah. Bana bak, sana yapacağız öyle kuru kuru nikah. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Allah Allah ya. Kerol. Rica mı Burak? Evet. Baba, baba. Kim o? Kim bana baba dedi? Bana kim baba dedi? Bana baba diyemezsiniz. Bekarım ben daha. Baba. Kim o? Baba. Kim bana baba dedi? Zeynep sen mi bana baba dedin? Cevahir bunu nasıl yaparsın bana? Ya Rabbi. Sen miydin lan sarı pipi? Lan insan dayısına inception yapar mı lan rüyasında? Ha? Cevahir uyandın mı? Uyandım baba. Uyutmadı ki bu sarı. Gel otur bakalım şöyle. Geldim baba. Senin borç senetlerini konuştum, ertelettim oğlum. Ya baba ne gerek vardı? Ben ödemeyecektim ki zaten. Ulvi kefildi. Ulvi'nin de hiçbir şey olmadığı için kârdayız. Bana bak baba, buradan mı yürüsek acaba? Düşünsene. Kefil Ulvi Limited. Oğlum, o borçlar ödenecek. Ödeyeceğiz. Değiştir artık şu kafanı. Evleniyorsun ya. Bir de Cevahir. Al şu parayı. Az ama
İşte az parayla iyi düğün yapacağız. Kusura bakma. Baba. Ya sen gerçekten Kuddusi babasın ha. Hem senetlerimi hallediyorsun hem de üstüne para veriyorsun ya. Ben kafam almıyor. Baba sendeki bu motivasyonun kaynağı ne ya? Oğlun olunca sen de yaparsın. O sana Çin işkencesi yapsa bile yaparsın. Belki de gerçekten oğlum varmış. Başvuruları da tamam. Cevahir dün ben bir gelinlik gördüm. Çok güzeldi ama çok pahalıydı. Acaba gelinlik almaktan vaz mı geçsek? Bir kere giyeceğim nasılsa. Koskoca Alman halkının nüfusu yıllardır düşüşteyken ben gidip 3-5 ayda nasıl attım, nasıl üredim? Cevahir, ne düşünüyorsun? Nasıl üredim? Yani biliyorum tabii nasıl oldun. Ne diyordun sen? Ha gelinlik. Ya bugün gelinlik alacaksın Şahtalem. Seni beyazlar içinde göreyim. Ondan sonra da bir daha hiç rüya görmeyeyim. Cevahir. Bir problem yok değil mi? Yani ben abim için dalıp dalıp gidiyorum. Sen niye dalıyorsun? Bambi yüzlüm. Bu noktaya gelebilmek için çok çabaladık biliyorsun. Ben en asil duygunun insanıyım. Duygulanıyorum. Biliyorsun değil mi? İkimiz bir camiayız. Zeynep seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.